açılmış. Geliyor musun? Anlaşıldı. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Hey, bilgin olsun. Nathan Drake artık resmin dışında. Onunla ilgili endişelenmene gerek yok. Endişelerim vardı. Teklifimi niye kabul ettin? Üzümün bağını soracak değilim. Hele başımda bu kadar akbaba varken. Anladım. İşin güzel yanı. Güzel yanı mı var? Açıkçası beklentiyi düşük tutunca insanları etkilemek çok daha kolay oluyor. Aslına bakacak olursan bu iş tek başına yapmak için yeterince zor. Fırsatları değerlendirmek de. Hep tek mi çalışıyordun? Çoğunlukla. İşe kaç yaşında başladın? Küçükken. Altın kuralım herkesi istediğini alacağına inandırmaktı. Böylece avantaj bende olurdu. Fazla kullanmış. Ben işimi hep doğrudan hallettim. Ah, hangisi iş görürse. Ağır. İleride isyancılar var. Böylece yeni ufuklara doğru yelken açıyoruz. Dikkat et. Evet. Nişancı!
Etraf temiz. Bakalım burada ne varmış? Heykelde dikkatini çeken ne var? Elinde bir bahtı var. Biz peki güç sembolden mi? Evet ve şu harabeleri işaret ediyor. Evet. Tebrikler. İşe yaradığıma sevindim. Oldukça gözden uzak bir yer. Eşsiz yön bulma becerimden ötürü şanslısın.
İnanılmaz. Ha şunu bileydi. Yakından bakalım mı? Olur. Muhteşem. Sence böyle bir şeyi oymak ne kadar sürer? Yıllar. Hatta onlarcası. Hoysala taş işçiliğinde epey becerikliymiş. Bir de savaşta tabii. O da var. Bu şeyi Perslere karşı kazandıkları zafer için yapmış olmalılar. Başarılı bir savaşmış. Evet öyle. Ama uzun sürmemiş. En azından biz kazanacağız, değil mi? Şuradaki tanıdık geliyor. Şuna baksana. Bu işleme diskle tamı tamına uyuşuyor. Bunun anlamı ne? Yani bilemiyorum ama görünüşe bakılacak olursa iki sembol daha bulmalıyız. Tamam, anlaşıldı. Hadi gidelim buradan. Belki bizi dinler. Altındayken.
biraz. Kah. Orası çok kalabalık. Az önce aradılar. Evet, hadi bakalım. Güzel. Sıkılmaya başlamıştım zaten. Bekliyorum. Bu duvar zayıf görünüyor.
Bunu tanıyamadım. Üç sembolden biri değil. Yine de bana fazladan para kazandırabilir. Enteresan. Sanırım bu bir tür hoysala parası. Bu üç sembolümüzden biri değil. Belki geri döndüğümüz zaman satabiliriz. İşte üçlü mızrak tutan bir heykel. Şuna baksana, şelalenin üstündeki yapıyı gösteriyor. Eksik olmasın. Önce şeyden sonra bir şey buldun mu? Madeni para gibi bir şey. Eski hoysala zımbırtısı. Gerek var mı? Hayır. İstiyor muyum? Kesin. Bak, Ganesh'in üçlü mızrağı. Aynısını kulede de görmüştüm. Ganesh, engelleri kaldıran. Güzel, gayet iyiydi. Evet. Madem onun dişini arıyoruz, araştırsam iyi olur dedim. Tamam, Ganesh'i biliyor olman güzel. Yeni bir işe kalkışmadan önce veya aklını şüphe ve endişeden arındırmak için ona dua edersin. Engelleri kaldıran. Kafası neden? Bu kafayı ona babası Shiva verdi. Ne düşünceliymiş. Ganesh'in insan kafasını kestikten sonra. Kafayı niyetli mi? Seni koru. Ama mümkün olduğunca sessiz ol. Bu da ne? Bu da ne?
buldum seni. Sayıca epey fazlalardı. Sen iyi misin? Peki. Sadece daha iyisi olabilirdi diyordum. Bense daha kötüsü olabilirdi diyordum. Senden daha olumluyum yani. Sayılır. Tamam. Gidip diye musluğumuzu bulalım hadi. İyi fikir. Bu da ne böyle? Bilmem. Birkaç tane görmüştüm. Bu değil. Bu da değilmiş. Nasıl çalışıyor bu? Ne? Düğmeye benziyordu. Evet. Bari bir şeyi de sen yap istedim. Başlıyoruz. Bu sesi sevdim bak. Çarktaki kulplardan biri döndü. Peki seni ne yapacağız? İki etti. Hey, bir tane daha. Ben alırım. Buradasın. Bir tane kaldı. Sonuncusu da burada. Bu da halloldu. Tamam. Büyük çarklı zımbırtısına dönelim. Çarklı zımbırtı mı? Ne bileyim. Arkeolojik adı her neyse ona işte. Çarklı zımbırtı iyiymiş. Gerekecek. Tamam. İşte musluğumuz. Pekala. Bunun mızrağa benzemesi gerekiyor. İyi tahmin. Biraz daha zormuş. Ne
Ganesh bu. Merhaba efendim. Tamam. Suyu açma vakti. Dur dur. Bu sefer farklı olacağı ne malum? Ya ateş falan çıkarsa? Şaka yapıyorsun değil mi? Tabii ki de şaka yapıyorum. Hadi bakalım. Ne? Ateş çıkmadığı için biraz üzüldüm. Bir şelale daha. Evet. Yani üçte ikisi tamam. Hoysala fil dişini saklama işini bayağı abartmış. Evet, fil dişi o dönemde Hoysala hakimiyetinin sembolüydü. İktidarı ve zenginliği simgeliyordu. Persler için güzel bir hediye. Evet. Babam fil dişinin daha görkemli bir şey olduğunu düşünüyordu. Bekle. Baban dişin peşinde miydi? Babam dişe kafayı takmıştı. Gece gündüz hiç durmadan araştırıyordu. Tüm paramızı ne yazık ki lüzumsuz gezilere harcadı. Biraz tanıdık geldi. Ne oldu peki? Bilmiyorum. Annemle beni yolladı. Bize güvenli olmadığını söyledi. Biz de Avustralya'ya gittik. Ve şimdi de buradayım. Halebidu'nun hemen dışında. Sence de komik değil mi? Son durak dağ yamacına oyulmuş olan kale. Baltalı olan yer yani. İşte şimdi anlaşıldı. Evet. Fraser Hind soyadına pek benzemiyor. Annemin soyadı. Konserve getirmiştim. Amma sıkıcısın. Fraser, takviye güçler geliyor. Belliydi. Hadi çıkın dışarı. Oradasınız, biliyoruz. Bulalım. Belliydi.
lazım. Siktir! Kimse kalmadı. Bu sefer tamam. Aslına bakarsan başarılı sayılırsın. Neyin aslı peki bu? Silah eğitimin yok. Ah. İçgüdüselsin. Deliler gibi koşturuyorsun. Kısa ve kontrollü atış ne öğrenmelisin. Pekala. Ayrıca ormanda kamuflaj için kırmızı giymek mi? Şaka gibi gerçekten. Dağın oradaki kamyon. Aynen. Asal neden bir kişinin peşinde anladım. Paranın peşinde sanmıştım. Bizim gibi. İnsanları toplayacağım. Böylece hükümete gözdağı vereceğim. Yani tıpkı bir şeylerdi. Daha önce de mi oldu? Olmaz mı? Genç kral Perslere kaptırdığından dolayı herkes onun peşinde. Yani bu toprak. Ben de hazine avındayız falan sanıyorum. Öyleyim. Bırak asab gibiler savaş. Sizi hiç ilgilendirmiyor. Bir süre ben de savaşmakla meşguldum. Doğru. Ama parası için yapıyordum. Genelde. Peki ya asab için çalışırken? Kesinlikle paraydı. Pek değmedi gerçi. Vah. Neden o zaman? Nam salmam gerekiyordu. İşe en kötüleriyle başlayayım dedim. Sonrasında mecbur yükseliyorsun. Burası çok güzel. Hindistan'a ilk kez mi geliyorsun? Evet, isyancılar buradan ayrılmamış. Tamam, güvendeyiz. İnsanları nasıl etkileyeceğini biliyorsun. Bence daha fazlası gelecektir. Evet. Nerede kalmıştık? Neyse, dediğim gibi. Evet. Bu iş kolunun pek bir avantajı olmasa da seyahat etmek çok güzel. Nereye gittin? Nereye gitmedim ki? Hangisini cevaplamak istersen. Amerika'ya hiç gitmedim. Cidden mi? Evet. Hep eski şeylerin peşinde. Amerika kurulalı sadece birkaç yüzyıl oldu. Doğru. Peki ya sen? Nereye gitmek istiyorsun? İzlanda. Güzel bir yer. Sessiz, sakin.
İnsan yok. Kuzey ışıklarını da görmek istiyorum. Tamam. Listeye onu da eklersin. İşimiz bitince git bence. Bakacağım. Önce yapılacak başka işlerim var. İsyancılar gelmiş olabilir. Bir dize. İşte buradan. Hey, bunu ben hallederim. Tamam. Ne demek?